Ezberbozan Akademi izleyeceğiniz programı sunar. Büyü aslında hemen bütün batı dillerini Yunanca'dan geçmiş. Maya kelimesinden geçiyor. Bu cadıların bir kolektif oldukları, şeytanla işbirliği yaptıkları ve grup olarak Hristiyanlığı yok etmek için mücadele ettikleri propagandası yapılmaya başlıyor. İşte hayvanlarım öldü hep bu kadın yüzünden, bilmem kimin karısı büyü yapıyordu bunun yüzünden diye şikayet ediyorlar. Vücuduna bakılıyor kadının veya adamın. Engizisyondakilerin inancına göre bunların cadı olmaları vücutlarında bir takım şekillerden belli oluyormuş. İşkence altında konuşturma aslında. Şey Şeytan diye bir adam vardı, onunla beraber karşılıklı oturduk. Cadı olduklarını zaten itiraf ettiler diyerek yakılıyor yani kadınlar. Cadılığın popülerleşmesini ben biraz feminizmle ilişkilendiriyorum. İyi niyetlerle insanlar başvuruyorlar, büyücüyüm, cadıyım diye ortaya çıkan insanlar bunları sömürüyorlar. E geçmişle bağ kopmuyor hemen toplumun. Yani burada bir işte e, paganizmin devamlılığını görüyoruz yani ister istemez. Ezber Bozan TV ekranlarından herkese merhabalar. Yayınlarımızı izliyor ve beğeniyorsanız lütfen abone olun. Bugün akademisyen, felsefeci, yazar Deniz Ertuğ'la beraberiz ve sizleri orta çağa götüreceğiz. Ama önce hoş geldiniz diyeyim. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de burada sizlerle olmaktan çok mutluyum. Çok sağ olun. Ee, hocam bugün Orta Çağ'a gidiyoruz beraberce. Evet. Ve orta çağda büyü, maji, sihir nedir diye soracağız. Ve ilk sorum büyü nedir olsun, nasıl ortaya çıktı diye sorayım size. Tamam, güzel bir soru. Şimdi e, büyü aslında hemen bütün batı dillerine Yunanca'dan geçmiş. Mayiya kelimesinden geçiyor. Ve e, antik Yunan'da e, Yunanlar bu İranlı e, zerdüşlerle karşılaştıkları zaman Onların dini ritüellerini görüp bir anlam verememişler buna ve olumsuz bulmuşlar yani işte karanlık, kötü hani iblis var yani şeytani anlamında böyle bir kelime koyuyorlar Maya diye ve daha sonra bu bütün Batı dillerine de aynı şekilde buradan geçiyor. E, Tabi burada şöyle de bir noktaya dikkat çekmek istiyorum biliyorsunuz bu barbar kelimesini de Yunanlılardan alıyor Batı. Yani kendi dillerinden farklı dil konuşanlara mesela işte barbar barbar konuşuyorlar diye barbar bar kelimesini koyuyorlar. Yani bu Yunanlıların, hani antik Yunanlıların bu olumsuz bakış açısı aslında bütün diğer kültürlere olan Batı'nın genel olumsuz bakışını etkiliyor aslında. Bu din konusunda da böyle, dil konusunda da böyle. Yani bu ma maji kelimesinin gelişi de yine bu olumsuz bakış açısının bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Fakat Roma'ya doğru geldiğimizde gene bu aynı şekilde bu defa hani imparatorluğun resmi dini dışında kalan dinler için kullanılmaya başlıyor bu defada. Yani işte onların yaptığı ritüelleri gene küçültücü ve yine hakaretemiz anlamda kullanıyorlar aynı kelimeyi. Ve daha sonra da tek tanrılı dinler ortaya çıktığında da görüyoruz ki işte bir takım e, sihirli işte o da olağanüstü bir takım kuvvetleri harekete geçirmek hedefiyle yapılan bütün o pratiklere büyü ve sihir deniliyor. E, bu büyü kavramı aslında iki farklı e, pencereden ele alınıyor. Mesela ak büyü kara büyü derler, iyi büyü kötü büyü, büyü derler böyle bir ayrım. Ee, mesela kıta Avrupası'nda da yapılmış mı? Aslında şöyle, normalde böyle bir ayrım bizim kendi dinlerimizde de var. Yani hani mesela işte kendi çocuğumuzu korumak için dua ederiz mesela. Bu pozitif bir şeydir. Yani korumakla ilgili yapılmış bir pratiktir. Mesela bunu akbüyü olarak sayabiliyorlar. Ama burada bu özellikle bu ayrımı ortaya koyan önemli bir belge var. Bu Mesela Kastilya Kralı Bilgi Alfonso'nun yayınladığı bir şey var. genelge var. Ve burada diyor ki bu 12. yüzyıl. diyor ki hani eğer olumlu demin söylediğim gibi işte mesela diyeyim çocuğunu korumak için veya tarlanı korumak için yaptığın herhangi bir ritüel iyi büyük yani ak büyü sizin dediğiniz ak büyü kapsamına giriyor. Dolayısıyla cezalandırılmıyor. Ama olumsuz bir şey yapmak için birisine bir kötülük yapmak için yaptığınızda bunları cezalandırmak üzere bir yönetmelik çıkarıyor adam mesela. Bunun ilk şeylerin nüvelerini mesela bu belgede görebiliyoruz bu taçada. Ee, büyük türleri ayrılıyor herhalde değil mi? Böyle türleri var mı? Evet, onu da klasmanlara ayırmışlar. Aslında şey, e, ne denir? Belli ölçülerde hani farklı farklı işler için farklı şeyler yapıyorlar ama e, bu şeyin kategorizasyonu. Na baktığımız zaman mesela burada yine başka bir belgeden size okuyayım. Bu teolog var bir tane gene Sevilla psikoposu. Sevillalı İzidor. Bu bir kitap yazıyor. Ya yani bu antik Romalı, Romalı yazar. Varoya atıfta bulunuyor. Ve burada belli şeyler, klasmanlar geliştiriyor. Şimdi burada Varo'ya atıfta bulunması aslında hala orta çağda bu antik Roma'daki e, maji düşüncesinin e, korunduğunu gösteriyor bize. Yani demek ki Romalılar nasıl bakıyorlarsa epeyce bir süre öyle bakıyorlar. E, şeyde de orta çağda da büyüye. Şimdi İzidor'un e, Varodan atıfta bulunarak yapmış olduğu klasmana birazcık bahsedeyim isterseniz. Mesela bu toprak, işte su, hava, ateş gibi elementleri kullanarak e, bunlara bakarak bunlardan gelecek okuma klasmanı var. İşte bunlara geomansi deniyor topraksa. E, işte hidromansi diyor suya bakarak yapıyorsa falan. mesela ikinci bir klasman olarak kuşları izleyerek kehanette bulunma mesela. Bunu listelemişler. i̇şte yıldızları, gezegenleri gözlemlemeyi mesela. Gene bu büyü çeşitlerin içine koymuşlar. Bu biliyorsunuz daha sonradan astroloji olacak zaten. Yani henüz bu dönemde tam oluşmuş değil ve bir de işte bu bizim her zaman büyü deyince aklımıza gelen işte tılsımlar, taşlar işte muskalar vesaire gibi şeyler bunlara da dördüncü bir kategori olarak yazmışlar. İlk çağlardan bugüne büyü o zaman insanoğlunun hep uğraştığı bir şey. Tabii. Ee, peki büyücülük tarihinde en önemli kırılma noktaları nelerdir dersek? Şimdi aslında burada iki, iki unsur var. Bir tanesi kilise kurumsallaşmaya başladıktan sonra büyüyle birebir mücadele etmeye karar veriyor. Bu karar aldığı karar önemli etkiler yaratıyor. Bir kere öncelikli olarak bu kilisenin açıktan açığa mücadele etmeye başlamasıyla bir takım gezici vaizler ortaya çıkıyor ve bu gezici vaizler sebebiyle de yani işte bu büyücülere karşı bir propaganda yapılıyor. Yani bunların işte şeytanlı işbirliği yaptıklarına dair bir açıdan da e, engizisyonun kurulması tabii ki etkili oluyor. E, bir de bütün bunların dışında kalan tabii ki bilimin gelişmesi söz konusu. İşte bu özellikle işte pozitivist e, akıma e, gelindiğinde artık tamamen hani böyle bir metafizik düşünce yoktur, büyü diye bir şey yoktur diye bir e, anlayış ortaya çıkıyor. Fakat ona gelene kadar e, demin söylediğim asıl kilisenin karar vererek evet biz bunlarla mücadele edeceğiz demesi. Ve işte bu gezici vaizler yoluyla işte köy köy kasaba kasaba gidip hani büyücüleri yakalama işte ya da onlar için işte bir nefret oluşturma, propaganda yapma e, gibi bir uygulamayla başlıyorlar önce. Daha sonra da engizisyon kuruluyor zaten. Engizisyon kuruluyor dedin ve Engizisyon kurulmasıyla beraber zaten bir cadı avı başlıyor değil mi? Yani e, Avrupa'da uzunca süre e, yaşanan bir e, aksiyon bu cadı avı. Bu noktada cadı kime deniyor? Ve biraz bu cadı avlarından bahsedebilir miyiz? Tabii. E, yalnız şurada ben bir ufak noktayı daha ekleyeyim. E, çünkü İngilizisyon'un kurulmasına kadar e, aslında asıl etkili olan gezici vaizler dediğim, demin bahsettiğim adamlar. Çünkü bunlar e, birebir halka ulaştıkları için e, doğrudan bunlar özellikle Dominiken ve Fransızken rahipleri oluyor. E, bunlar birebir insanlarla e, konuşuyorlar ve cadıların aleyhinde yani büyüyle uğraşan genel olarak insanların aleyhinde bir ortam yaratıyorlar. Tabii ki bu neden önemli? Çünkü toplumu siz zaten doğrudan harekete geçirirseniz bu iş davaya kadar gidiyor. Dolayısıyla hani, çünkü hani hı. ihbarlar başlıyor herhalde tabii. suçlamalar başlıyor. Tabii tabii zaten o, o şekilde engizisyon oluştuğunda zaten o, o şekilde davalar başlıyor. Yoksa durup dururken hani böyle bir kitlesel bir eyleme geçemezsiniz yoksa öteki türlü. Yani orada önce halk hazırlanıyor bunun için yani öyle diyeyim. Evet. öyle diyeyim. Ardından bir ihbar mekanizması, suçlamalar ve sonrasında da herhalde toplu bir linçe dönüyor değil mi kıta Avrupa'sında bu Tabii. iş? Tabii. Şimdi şöyle de bir şey oluyor. Önceden cadılar böyle müferit kişiler olarak düşünülüyor. Ee, önce Yani... E kilisenin yazılarında kilise adamlarının yazılarında hani böyle cadılar işte müferit, kadın kasabada işte ne bileyim hayvanların mesela korunması için bir muska yazıyor veya işte hastalı hastalandığı bir hastalanan birine yardımcı olmak için işte tılsım yazıyor vesaire gibi bakılıyor. Fakat daha sonra bir zihin değişikliği görüyoruz o yazılarda kilise yazılarında mesela bu cadıların bir kolektif oldukları, şeytanla işbirliği yaptıkları ve grup olarak Hristiyanlığı yok etmek için mücadele ettikleri propagandası yapılmaya başlıyor yani işte bu değişim Aslında büyük ölçüde e, kitlesel işte Cadı davaları dediğimiz bu işte kitlesel e, kıyımlara e, yol açıyor yani en önemli noktası bu aslında yani o zihin değişimi son derece önemli oluyor gerçekten Şimdi, cadı kime denir diye sorduğunuz zaman bunu en iyi cevabını verecek kişi Richard Kieckhefer. Çünkü bu adam cadılık tarihinin uzmanı ve hep bu konular üzerine yazıyor. Cadılık, cadılık mi tarihi. Cadılık tarihi evet dünyada hani ilk uzmanı diyebiliriz yani Richard Kieckhefer için. Ve bu işte cadılık davalarına Cadılık davalarının inceledikten sonra bir takım şeyler anlatıyor, bulgular anlatıyor. Yani cadı kime denir denildiğinde. Mesela cadılar şöyle tarif ediliyorlar. Mesela geceleyin işte insanların evlerine giriyorlar gizli olarak. Çocuklarını boğuyorlar. İşte çocukların kanını emiyorlar. işte evleri talan ediyorlar. Veya işte geçtikleri yerlerde hayvanları işte hastalık bulaştırıyorlar salgınlara sebep oluyorlar veya işte e, ekinlere zarar veriyorlar bunun gibi. Fakat daha enteresan e, şeyler anlatılıyor. E, mesela e, bazı yine isterseniz size bu da, bazı davalardan da e, mesela doğrudan cadıların kendilerinin itirafları var mesela onlardan bahsedelim biraz da. E, çünkü bu hani e, daha fazla e, bize daha somut bir e, şey veriyor. Mesela burada bir Davadan bahsediliyor burada kadın diyor ki ben diyor işte bir lider bir kadın var işte gece beni aldı götürdü gezmeye diyor mesela İşte onunla beraber bir dağın başına gittik burada işte bir tane iblisle beraber işte yemek yedik içtik dans ettik işte onunla beraber olduk ondan sonra işte o bana dedi ki işte sen bundan sonra bana biat edeceksin dedi kabul ettim. Böyle konuşmalar var. Mesela bu cadı dediğimizde aslında bize genellikle aklımıza bu tarz bir e, imaj geliyor. Yani topladığımızda özet olarak bu çıkıyor bizim karşımıza. Cadı dediğiniz bu yani. Peki Deniz Hanım, şöyle sorayım. E, bu cadı avı uzunca bir süre Avrupa'da devam etmiş. Peki bu cadı avı engizisyonla mı başlamış? E, şimdi aslında şöyle. Bu cadıların daha çok kurumsallaşması Engizisyon'la başlıyor. Yani toplu olarak mesela cadıların mahkemeye çıkarılması falan Engizisyon'la başlıyor. Ondan evvel mesela işte münferit olaylar olabiliyor. Hatta demin bahsettiğim işte iyi büyü kötü büyü ayrımı yapıldığı için pek karışılmıyor bazı bölgelerde falan. Dolayısıyla hani daha çok diyebiliriz ki evet Engizisyon'un kurulmasıyla bu iş daha böyle hani kitlesel hale geliyor. Ve görünür oluyor diyebiliriz. Kurumsal yani. bir faaliyet olarak. Evet evet kurumsal bir faaliyet olarak <gülüyor> <canımı> <gülüyor> yakalayıp yakıyorlar falan. Yakıyorlar. <laughs> <Yani özellikle. gülüyor> Peki Engizisyon nasıl kuruldu? Şimdi e, Engizisyon aslında normalde e, resmi olarak tarihini e, 1230'lar olarak veriyor ama e, bu böyle tam olarak hani kurumsallaşması daha sonra e, oluşuyor. 1230'lar diyebiliriz aşağı yukarı. E, a, ve Engizisyon'un Baktığımız zaman hani İngilizisyon böyle e, gerçekten hukukçu yani bu adamlar gerçekten e, kilise hukukuyla hareket ediyorlar. Hani böyle bizim düşündüğümüz gibi her gelen cadıyı tuttum yaktım, tuttum yaktım öyle bir şey yok. Gerçekten adamlar hani bu konuyla ilgili hukuki bir soruşturma e, şey yapıyorlar, e, yürütüyorlar. Ve e, şöyle de bir yanlış anlaşılma oluyor. E, mesela genelde şey düşünülüyor Yahudilere veya işte Müslümanlara... Karışma hakları yok Engizisyon Mahkemesinin. Sadece Hristiyan tebaayla ilgilenebiliyor. Dolayısıyla mesela bu işte Yahudi düşmanlığı veya Müslüman düşmanlığı gibi şeyler Engizisyon dışında kalan şeyler. Yani onu zaten krallık başka idari kurumlarla gerçekleştiriyor ama Hristiyanlar üzerine işte bu küfür dediğimiz yani Hristiyan dogmasının dışında işler yapmakla ilgili suçlanıyorsanız Engizisyona geliyorsunuz yani. Öyle söyleyeyim. E, ve diyorsun ki cadavi engizisyonla beraber kurumsal bir faaliyet alanına dönüştü. Hı hı. E, ne yapıyorlar? Yani e, tek tek ihbar edilen cadıları toplayıp götürüp yargılayıp yakıyorlar mı? Ne yapıyorlar? Şimdi aslında şöyle bir şey var. Bu Papa 22. John'dan sonra büyücüler ve bu özellikle de kilise adamlarının ölülerle konuşma diye bir pratiği var o ölülerle konuşma cürmünü işleyen herkesle ilgili yargılamalarda doğrudan din adamları yetkilidir diye bir yönetmelik çıkarıyor Papa. Ve ondan sonra asıl Engizisyon tam olarak bu tarz davalara müdahil olmaya başlıyor. Yani ondan evvel daha çok aslında seküler mahkemeler bunlarla ilgileniyorlar. Yerel mahkemeler ilgileniyorlar. Fakat daha sonra böyle işte dediğim gibi dinle ilgili doğrudan bir küfür işlediyseniz o zaman engizisyon müdahale müdahil oluyor. Şimdi bu da nasıl oluyor derseniz yani nasıl bu süreç ilerliyor derseniz o da şöyle. Aslında Öncelikle toplumda bir rahatsızlık olması gerekiyor. Yani birileri şikayet edecek önce. Önce şikayet ediyorlar ve şikayet ettikten sonra da bu önce yerel mahkemeye gidiyor. Yani oranın işte kaymakamına veya işte oranın valisine bu şeye göre. Yani nere yetkili kimse? Olarak en ha, üst en üst kimse ona gidiyorlar. Kimseye gidiyor. Evet. Ve bakılıyor işte şikayetçi oluyor insanlar. İşte diyorlar ki benim ekinlerim işte bozuldu veya işte çocuğum öldü, İşte hayvanlarım öldü hep bu kadın yüzünden. Bilmem kimin karısı büyü yapıyordu bunun yüzünden diye şikayet ediyorlar mesela. Yani olup dönemli bir vatandaş gidip e, yani oranın e, en üst amirine bu kişi bana büyü yapıyor dediği anda karşısında bir muhatap bulabiliyor yani. Tabii. tabi buluyor. Ve e, eğer gerçekten bu e, şeyse, nedendir hani böyle büyüyle, şeytani işlerle ilgili bir şeyse, o zaman Engizisyon bu defa yetkili mahkeme olarak e, duruma müdahale ediyor ve soruşturma başlıyor bu şekilde. Ve işte soruşturma nasıl başlıyor dersek şöyle başlıyor aslında. Hani biz önce hukuki falan bir şey yapacaklar zannediyoruz. Fakat öncelikli olarak şu yapılıyor. Vücuduna bakılıyor kadının veya adamın. Yani küçük bir grupta olsa erkek büyücüler de var. Genellikle kadınlar üzerinden konuşulduğu için kadınlar diyelim biz. İşte, Vücudunda neye bakıyorlar? Şeye bakıyorlar. Bunlarda yani o dönemdeki engizisyondakilerin inancına göre bunların cadı olmaları vücutlarında birtakım takım şekillerden belli oluyormuş. İşte omuzlarında veya işte sırtında bir takım şekiller olduğunu söylüyorlar ve bunu işte kutsal yağla falan ovuyorlar kadınların işte sırtını, omzunu falan. Orada bir takım şekiller ortaya çıkıyormuş. Eğer olmuyorsa bakıyorlar öyle bir şey çıkmıyor. Bu defa iğne falan batırıyorlar. İşte kadının işte cadı olduğu ile ilgili olarak eğer tamam diyorlarsa evet bu kadın cadı o zaman zaten doğrudan hani cezalandırıyor. Eğer değilse bu defa başka bir ileri aşamaya geçiliyor. Bunun da ismi interlocutaria tormentorum. Yani biz bunu böyle latinceye Allah ne yapıyorlar bu adamlar diyeceğiz. İşkence yani bu bayağı bildiğimiz yani işkence altında konuşturma aslında. Bu işte kadınları ayaklarından asıyorlar, kollarından asıyorlar, arkadan bağlayıp işte kollarından asıyorlar falan. Bu şekilde itiraf ettirmeye çalışıyorlar. Zaten birçok kadın da bu demin anlattığım işte ben gittim de ibliste yemek yedim falan diyen kadınların büyük çoğunluğu aslında o işkence altında bunları söylüyorlar yani. İşkence altında verdikleri ifadeler sonucu cadı yaftasını Tabii. yiyen insanlar yani. Hı hı. Ve onun sonucunda da işte yani yakılmak üzere karar veriliyorsa o, o şekilde işte yakılıyorlar. Kadın artık işkenceye dayanamadığı için artık hani itiraf ediyor. Yani yalan da olsa kabul ediyor. E tabii çünkü zaten şundan da anlıyoruz. Bütün cadılık mah mahkemelerindeki davaların işte itiraflarına baktığınız zaman birbirine benziyor bir kere. Dolayısıyla hani belli ki bunu Engizisyon'daki mahkemedeki adamlar zorla söyletmişler. Bunlar da böyle papağan gibi. Bunları tekrar ediyorlar, anlatıyorlar. Evet böyle yaptım, evet şöyle yaptım diye mesela. Siz şeyi bunları anlatıyorlar. E, özellikle yabancı kaynaklardan yıllardır takip ediyorsunuz. Hı hı. Karşınıza böyle çok ilginç itiraflar çıktı mı? E, evet mesela şöyle söyleyeyim. Bakın ben bir başka mesela 1471'de bir dava var. Andorra'da yapılmış bir dava mesela. E, i̇şte Giyama Kasala diye bir kadın. Onunla beraber altı kadını daha tutup getiriyorlar. Bunların hepsi işte cadı olarak suçlanıyor toplum tarafından. Yani bölgedeki kişi, bazı kişiler tarafından. Ve sonuçta bunlar işte bir takım ölümler olmuş bölgede. Bazı insanların ölümü açıklanamamış falan diyorlar ki bunlar yaptılar. Yani bunlar işte bir takım garip garip işlerle uğraşıyorlardı. Kesin bunların yüzünden oldu diye suçluyorlar bunları. Ve sonuçta işte kadınlar en son bu yapılan ağır işkence işte bu asılma vesaire gibi şeyler sonucunda kadınlar cadı olduklarını İtiraf ediyorlar. Ve mesela diyor ki beni diyor Gareta diye bir kadın diyor beni diyor inisiye etti diyor. i̇şte sonra Gareta beni elimden tuttu işte dağın başına götürdü. Orada bir adamla beraber işte şeytan diye bir adam vardı. Onunla beraber karşılıklı oturduk. İşte 20 kişi daha vardı. Beraber şölen yaptık, yemekler yedik, danslar ettik falan gibi şeyler anlatıyor kadın. Mesela bunlar işte kadınla işte şeytan arasında bir takım işte konuşmalar anlatıyor. İşte bundan sonra bana işte biat edeceksin diyor şeytan. İşte kadın onun elini öpüyor falan. İşte ondan sonra onunla beraber oluyorlar kadınla. İşte bunları anlatıyor mesela kadın. Ve bunun sonucunda da tabii kadınlar böyle işte bu bu tarz sayısız itiraf var ve bunların büyük çoğunluğu tabii ki cadı olduklarını zaten itiraf ettiler diyerek yakılıyor yani kadınlar. Şimdi bir de mesela bir başka dava örneği daha verelim mesela bu da 1380'lerde Milano bölgesinden alınmış burada Sibiya ve Pierina diye iki kadın suçlanıyor. Mahkemeye çıkarılıyorlar ve sonucunda da işte diyorlar ki evet biz büyü yaptık, itiraf ediyoruz, cadıyız diyorlar. Bunların da anlattıkları şey şu. İşkenceden sonra diyorlar. Ama. E, e tabii. Yani büyü yaptıkları iddiasıyla mahkemeye çıkarılıyorlar. Ondan sonra zaten herhalde o süreçten sonra da işte diyorlar ki evet biz böyle böyle yaptık. Bizi affedin diyorlar. Dolayısıyla hani o artık işkenceden sonra ne şey ezberletildiyse onu söylüyorlar tabii ki doğal olarak. Mesela burada şeyi söylüyor kadın. Diyor ki biz diyor bir grup periyle diyor arkadaş olmuştuk diyor. E ve bize dediler ki hadi gelin işte il Joko diyor oyun demek yani. E buna katılalım. Oyun diye bir şey bir şölen varmış. Ona götürüyorlar, götürdüler bizi diyor. İşte biz orada diyor işte bu toplantının diyor başında diyor bir kadın vardı diyor. Hepimiz beraber içki içtik diyor. Sarhoş olduk diyor. İşte dans ettik diyor. Bunları anlatıyor. Sonra bunlar bir de işte evlere gizlice giriyorlarmış. İşte evleri işte gizli girdikleri evlerde hırsızlık falan yapıyorlar. Yağmalıyorlar işte talan yapıyorlar. Bunları anlatıyor. Sonra işte diyor ki ev eğer temiz toplu değilse diyor. O zaman diyor evdeki insanlara diyor işte lanet ediyorduk diyor. Eğer ev temiz şeyse o evi kutsuyorduk diyor falan. Böyle şeyler anlatıyor mesela kadın. E, fakat bu bütün bu anlatılan şeyler aslında Antik Roma'dan getirilen işte bir takım unsurların devamlılığı. Aslında bu işte evlere giren gece gezen kadınlar aslında Antik Roma'da da anlatılan bir grup. Yani hep aynı şey birbirinin devamlılığı olarak gidiyor. Çünkü aynı kültür ister istemez devam ediyor. Yani siz oraya Hristiyanlığı getirdiğiniz zaman geçmişle bağ kopmuyor hemen toplumun. Yani burada bir işte paganizmin bir şeyi var. Devamlılığını görüyoruz yani ister istemez. Ee, o da ilginç ve orada yine e, bu varlıklarla bir ritüel yap, yaptıklarından bahsettiler herhalde evet, değil evet, mi? Evet 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 şölen yapıyorlar Aynen. o şey yapıyorlar işte bir takım danslar yapıyorlar yani bunlar aslında bir nevi bir ritüel diyebiliriz yani. Çünkü Hepsi, hep aynı şeyi anlatıyorlar benzer ifadeleri evet. veriyorlar evet hep aynı şeyi anlatıyorlar. Yani hep bir şölene gittikleri işte hep iblislerle dost oldukları veya işte periler diyor bir başkası da mesela. Ama hani bizim anladığımız şey doğaüstü varlıklarla diyeyim yani genel manada. Yani e, belki iki tanesi üç tanesi cadı olsa bile binlercesi cadı olmadığı halde e, belki de yakıldı öyle değil mi? Tabii. Tabii yani sonuçta bir de şey de olabiliyor. Yani müferit bir takım davalar da mesela diyelim ki birisiyle kadınla ilgili bir kişisel problemi oluyor adamın. Yani o da öyle mahkemeye verilip de hani kim vurduya gitmiş gibi olabiliyor yani maalesef. Öyle durumlarda oluyor yani. İftira atıyorlar. İftira da atıyorlar. Yani şimdi zaten hani mantıken bu kadar insanın gerçekten cadı olduğunu herhalde inanmıyoruz yani. Peki şöyle sorayım hani hep cadılardan bahsettik. Bir tarafta da hani engizisyoncular var. Evet. Bunlar nasıl insanlar? Hepsi din görevlisi herhalde. Hı Evet. Şimdi aslında e, Engizisyonculara biz baktığımız zaman da hep şey yanlışını düşüyoruz. Yani bu adamlar sadist işte psikopat bunlar kimi bulsa yakıyorlar falan aslında böyle değil. Şimdi ben aslında size biraz e, Engizisyoncu imajını doğrudan anlatan e, bir isim üzerinden bir parça bahsedeceğim. Böylece hani bütün hani şeyin bir espri var ya hepinizi toplayınca bu çıkıyor. İşte onun üstünden anlatayım. Belki o zaman daha kolay anlaşılır Engizisyoncuların nasıl insanlar oldukları. Şimdi aslında biz Engizisyoncularla ilgili olumsuz imajımıza şundan dolayı sahibiz. Umberto Eco'nun bir kitabı vardı bilirsiniz Gül'ün adı. Orada Gül'ün adı romanında geçen bir Engizisyon hakimi var. O işte Bernard ve bu Bernardyı aslında gerçekte de yaşayan yaşamış bir adam. Fakat Umberto Eco'nun anlattığı gibi sadist psikopat falan bir adam değil yani. Fakat biz biraz böyle tabii kurgu sevdiğimiz için dram da seviyoruz doğal olarak. Okur seviyor yani bunu. O yüzden bunu biraz dramatik hale getirmiş Umberto Eco. Yoksa normalde Guy'e baktığınızda adam zaten hani normal bildiğiniz bir kilise hukukçusu. Ve büyük ölçüde de Engizisyon'un bel kemiğini oluşturan kişi diyebiliriz. Çünkü daha sonraki davalarda kullanılmak üzere bir el kitabı yazıyor. Engizisyon mahkemesinde çalışacak olan diğer hakimler için. Ve mesela onunla ilgili önemli bir statistik var. Mesela 600'den fazla kişinin davasına bakıyor hayatı boyunca. Ve bunların yaklaşık %10'unu yani bu da aşağı yukarı 40 kişi falan ediyor. Kadın ve erkek karışık. Ve 40 kişiyi yakmak üzere yerel mahkemeye bırakıyor. Yani hani bunun o ne denir? Yakma işlemini yerel görevliler yapıyor. Yani İngilizisyon kendi uğraşmıyor onunla. Hani hakkında şey veriliyor, karar veriliyor. Ondan sonra orada yakıyorlar onu yani İngilizistörler onunla uğraşmıyorlar. Dolayısıyla şimdi baktığımızda aslında adam bütün öldürdükleri yani 600 kişiden %10'unu öldürmüş yani. Hani her gelene de tutup yakmamışlar. Ama şey çok önemli burada. Bazı yerlerde bu işte o ne denir görevi aşmak o sorumluluğu aşmak diye bir şey mi var? Yani birileri bu işi yani kendilerinin çıkarları için kullandılar mı? Biliyorsunuz her kurumda bu söz konusu olabiliyor. Yani İngiliz siyoncuları da aslında kendi yani yaptıkları vakalara göre değerlendirmek gerekiyor. Yani böyle genel manada işte hepsi bunların psikopattı diye bakmamak gerekiyor aslında. Bir de tabii şey de önemli. Yani o dönemin insanı bunlar. Şimdi 21. yüzyıldan bakarak o dönemi incelediğimiz zaman bu dönemin bakış açısıyla bakmamak gerekiyor. Ya yani onlar da o çağın adamları sonuçta yani. O da mesela inanıyor bu insanın şeytanla işbirliği yaptığını mesela. O anlamda da biraz yargılarken de o şekilde bakmak gerekiyor diye düşünüyorum engizisyonculara. deniz hocam şöyle sorayım ben. Engizisyonculara kadın düşmanı diyebilir miyiz? Yani e, sürekli kadınları hani cadılıkla su suçlayıp. Dediğiniz hepsini yakmıyorlar ama belli bir kısmını yakıyorlar. Çok ağır bir cezalandırma bu. Yani yoksa bu bir siyasi mücadele mi? Nedir? Şimdi aslında engizisyonculara kadın düşmanı olarak bakmak biraz modern bir bakış açısı. Ya yani aslında tarihi ele aldığınız zaman, hani bir sosyal bilimci olarak biz böyle bakmıyoruz yani. O çağa göre bakıyoruz. Dolayısıyla engizisyoncuların aslında burada hedefi kadınları öldürmek değildi. Aslında burada İngilizisyoncuların ana hedefi Hristiyan dogmasını orada hakim kılmaktı. Yani farklı bir düşünceye izin vermemekti. Yani orada asıl mesele bir iktidar kavgası aslında. Sizin de söylediğiniz gibi aslında siyasi denilebilecek bir şey. Dolayısıyla İngilizisyon sadece zaten kadınları da öldürmedi. Mesela bu demin değindiğim bu ölülerle konuşma pratiğini mesela genellikle kiliseden ayrılmış veya kilisenin içinde hala barınarak gizli olarak devam ettiren papazlar var mesela. Bunları da yakalayıp yakmışlar yani. Çünkü burada bir dogma benimsetilmeye çalışılıyor. Yani adam diyor ki kardeşim biz Hristiyanlığı böyle yazdık, böyle düşünüyoruz. Bunun dışında bir şey düşünemezsin bu Bak, kadar yani. Bir düşünüp Hı. yaşayamazsın. Evet, böyle bir, bir şeye biz izin veremeyiz diyor. Çünkü kendisine bir alternatif oluşturuyor orada. Mesela bu tapınak şövalyelerinin davaları işte jandark davası mesela bunlar mesela doğrudan siyasi davalar ya bunların hani herhangi bir şeyle bir ilgisi yok yani hani bir kadın veya herhangi bir ideolojik tartışmayla bir ilgisi yok yani tamamen hani iktidar mücadelesi siyaseten sizi kendine rakip gördüğü zaman ortadan kaldırıyor bu kadar yani son yıllarda cazılık çok popüler oldu birçok dizi film, film ve kitap Çıktığı cadılıkla ilgili. Neden bu kadar popüler oldu hocam? Şimdi aslında cadılığın popülerleşmesini ben biraz feminizmle ilişkilendiriyorum. Feminizmin yükselişe geçmesi ve cadı imgesini bir modern sembol olarak kullanmaya başlamasıyla da ilişkili aslında. Yani sanki engizisyon erkek egemen sistemi temsil ediyor. Cadılar da işte buna direnen kadınları temsil ediyor gibi bir formülasyon yaptılar aslında. Fakat e, hayatın gerçeği o değil. Kadınların içinde bulunmuş olduğu, yani ata erkek sistemin içerisinde bulunmuş olduğu e, baskılar, yaşadıkları baskılar zaten o çağdan bu bu çağa bir devamlılık arz ediyor. Orada bir problem yok ama engizisyonun meselesi erkek egemen sistem değildi. Yani Engizisyon'un bir tane şeyi var. Hani biz buraya sahip olacağız. Hem siyaseten hem toplumsal olarak hem malların paylaşımı anlamında yani maddiyat anlamında. Her bakımdan ben egemen olacağım. Bunun dışına düşen ister kadın olur, ister erkek olur, kim olursa olur onu ben ortadan kaldıracağım diyor. Yani şimdi tapınak şövalyelerini de bu adamlar yaktılar, öldürdüler. Bunlar da mı yani kadındı? Doğru, onlar da İngilizisyonlar. Yani e, dolayısıyla hani tamam. şey değil. Yani do, bu biraz modern bakış açısı diyorum. Yani şimdi biz kendimiz burada oturduğumuz yerden yorumluyoruz. Kilise kendine e, düşman olarak adetti, herkesi bu mahkemelerde yargıladı ve yok etti. Bunlara Katarlar örneği var. Başka bir gün konuşuruz inşallah üstüne. İnşallah. Hatta Katarlar e, dediniz. E, şimdi tam da ondan bahsedecektim şimdi bu demin bahsettiğim Bernard Guy'nin el kitabı yazdığı Engizisyon mahkemesi için demiştim ya. Evet. E mesela orada o dört grubu mesela özellikle diyor ki bu dört grup diyor kafirdirler diyor. Bunları diyor özellikle diyor. Hani mutlaka hani tetkik edin ve yargılayın diyor mesela Aralarında bunlar Katarlar da var. Katarlar var. Değil mi? Evet mesela Valdensiyanlar var, Begünler var, işte yalancı peygamberler var işte büyücüleri yazmış mesela böyle grup grup ayırmış. Ve diyor ki bunlar diyor kafirdirler bunları mutlaka tetkik edeceksiniz. Yani bunları Engizyon boş geçmeyin diyor el yani. Engizisyonun kitabını mı yazmış? Evet. Evet. Evet Bu Bernard ki engizisyonel el kitabını yazmış ve burada böyle bir detaylı açıklamada da bulunmuş yani. Sizin söylediğiniz gibi işte kimi kendine rakip görüyorsa aslında bir parça o, o tabii ki var mutlaka var yani. Orta çağdan bugüne insanoğlunun büyüye bakış açısı değişmiş mi? Yani ben şöyle düşünüyorum. Şimdi hani en başta konuştuk ya bu ak büyü, kara büyü meselesini. Şimdi mesela normalde dinde de biz kendimizi korumak için bir takım dualar bize söylenir. Çocukluğumuzdan beri işte bu duaları okuyun, kendinizi koruyun. Mesela bu hani bir insan eğer bu şekilde düşünüyorsa ve bunun kendisini koruyacağına inanıyorsa ve bunu başka bir insanın da baskı unsuru olarak kullanmıyorsa o zaman bir problem olmaz. İnsanlar yani bu büyü pratiğini hala sürdürüyorlar aslına bakarsanız. Ama bu emin dediğim bir takım olumsuz işler için bir takım kötü niyetler için bazı girişimlerde bulunuyorsa işte bu çok da hoş karşılanacak bir şey değil ama buna karşı ne yapabilirsiniz derseniz yani bu tabii ki çözüm engizisyon değil yani mutlaka onu da söylemiyoruz tabii ki ama işte dediğim gibi hani orada başka şeyler de devreye giriyor biliyorsunuz işte insanların sömürülmesi devreye giriyor işte bu bir takım iyi niyetlerle insanlar başvuruyorlar. Büyücüyüm, cadıyım diye ortaya çıkan insanlar bunları sömürüyorlar. E bunlar da tabii artık hani kurumsallaşmış bir devlet olduğu için bunları zaten o kontrol ediyor yani. Hani insanlar bu kadar başı boşta bırakılmaması gerekiyor. Yani işte vergidir, işte ne yapıyor bu adam, ne işle uğraşıyor? Bunlar artık devlet ilgileniyor bu konularla. Yani çok şükür ki artık engizisyon mahkememiz yok. Yani olmasını da istiyoruz zaten yani. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli bilgiler verdim bilgiler. Ben teşekkür Bizim ederim. Bizimle paylaştığınız için minnettarız. Ee, ekleyeceğim başka bir şey yoksa ben tamamlayacağım programı. Yok ekleyeceğim bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, e, akademisyen, yazar, felsefeci Deniz Ertuğla, e, Orta Çağ mistisizmini, Orta Çağda büyü, sihir, Maji İyi, iyi konuştuk. sizler de bize vakit ayırdınız, bize değer verdiniz, bizi izlediniz. Sağ olun, var olun. hoşçakalın. Ezberbozan Akademi izlediğiniz programı sundu.